Vallahi şimdi buradan yürüyerek İzmir'e kadar gidebilirim. Ben de mutluyum paşam ama çok erken kalkıyorsunuz. Alışık değilim ben öyle sabahın beşinde uyanmaya. 6'da kalkarız Gülcide. Hayır, ben fazla sıcak sizi rahatsız etmesin diye yani. Yoruldunuz mu İmran Bey? Hayır paşam. Çok enteresan bir hava var. Hiç şikayetim yok. Oh maşallah. Sen nasılsın Bedri? Benim de hiçbir şikayetim yok paşam, sağ olun. Ah ah! Gülcide Hanım'la İmran Bey sineklerden şikayetçiler ama Bedri. Ya. Ne yapacağız bu haşeratı ya? Belediyeden yine rica ettim, ilaçlayacaklar paşam. Ricain olmaz dedi. Dalgacı bunlar. Çek teresleri karşına. Marş marş. Bugün icabına bakacağım o işin paşam hakkında. Şu Almancılarla da görüşmek lazım kolonel. İkide bir tabancasını çekişiyor o kebapçı. Facia yaratacaklar. Gereken uyarıları yaptık konsolos bey. Durum sakin şimdidir. Olmaz ama efendim. Ümran'ın da benim de tansiyonumuz yükseldi. Bah güzelim bah. Olmaz hakikaten ya. Bir temiz ıslatmak lazım o kerataları. Lan oğlum Aydar. İyi bak. Hemen bir bilezik, bir ganimet takılabilir tırmağa. Benim gözlerim kararıyor bu sabah. Benim de usta. Bir damla uyumadık ki. Sabahı sabah etti şu kumun üzerinde. Biz uyuduk mu kamat? İnsanlık olsun diye yatırdık Nuri Bey'in damadını çadıra. Vay o neymiş? Bir ayağını dayadı ağzıma, bir ayağını da şöyle itiyor. Hala uyuyor mu? Uyuyor usta deliksiz. Tövbe. Adam değilmiş yaramaz. Nuri Bey'imiz haklı. Benim öyle damadım olsa delik deşik ederim Allah'ıma. Ana ağlan oğlum Aydar. Paşamız geliyor manyetiyle. Kumandanı da almış yanına. Bunda bir iş var. Kom. Kolay gelsin baba iyi. Sağ olun paşam. Bitti mi mutlaka temizliği? Bitirmedik daha paşam. Uykusuzuz. Gece kaçak misafir ağladık da. Kaçak mı dedin? Kimmiş o? Çadırda mı? Dikkat et Bedri. Aman kolonel, silahı falan olmasın. Yok yok. Öyle zararlı biri değil kumandan. Nuri Bey'in damadı. Ha, burada mı yaptı o teres? Of. Kaçak falan deyince ben de şey sandım. Yok bebeğim, korkacak bir şey yok. Vah canım vah. Bak korkuttunuz Gülcide Hanım'ı. Konuşmayı öğrenin biraz ya. Duydun mu bacımızı kama? Açmasın öyle. Baba çık oraya bakayım. Korkun neşene faydası olmaz. Neydi onun adı ya? Bekir Paşa. Bekir evladım çık. Saklanman için bir sebep yok. Konuşacağım seninle. Konuş paşam. Ellerimi öpeceğim. Hayatımı kurtardım. Ağabeyim sizden de Allah razı olsun.
Geçmiş olsun ama Bekir Bey, site içinde olmuyor bunlar. Hakkınızda şikayet ver bakın. Benim olay falan çıkardım yok albayım, ona söyleyeyim. Deli, vallahi zır deli. Hayatım tehlikede, kurtarın beni. Senin askerliğin zayıf babayı, öyle olmaz. Pat yersin mermiyi alnının ortasında. Siper alacaksın, bak göstereyim. Konsolos Bey. Efendim paşam. Gelin bakayım şöyle bana doğru. Ne vardı? Gelin, bir şey yok. Tatbikat. Bedri, git sen de şöyle sağlı sollu ateş et bize. Git 5-10 adım git. Hazır mısın Bedri? Hazırım paşam. Aç gözünü kapat. Tatbikat yapılıyor burada. Dikkat! Bakıyor musun bize babayı? Bakıyorum paşam. Hah! Bedri, ateş soldan pat! Pat! Oh! Ah! Ah benim! İşte bu kadar! Ne yaptık? Soldan ateş edildi. Sağa yattık. Ah! Ah! Hadi şimdi Bedri, patlat bakayım sağdan. Ateş! Pa! Ah! Aa, ne yapıyorsunuz paşam? Adam belim diye kıvranıyor. Ne oldu İmran? Yok bir şey Güzide, yok bir şey. İşte bu kadar babayı. Tek sıyrık bile almadan pat bitti. Sağ olun paşam. Gördün mü kadar tatbikatı? Bu kadar işte. Pat. Hop! Ne oluyor hemşerim? Aa, çocuğu uyandırdınız sabah. Biziz Rıfat, biz. Aa, siz misiniz Bedri abi? Pardon ya. Hata bizde babayı. Ölçüyü kaçırdık. Özür dileriz efendim. Aman efendim, estağfurullah. Bizden haber gelene kadar buradan bir yere ayrılma. Tamam mı babayı? Tamam paşam, bağış üstüne. Heh. Siz de göz kulak olun buna. Size emanet. Emin olun paşam. Hadi Bedri, biz de gidelim konuşalım şu kebapçıyla. Bakalım neymiş Zoru. Konuşalım paşam. Zoru benim de paşam. Deli, yatırmak lazım tımarhaneye. Melih abla kalkmış mıdır Bedri abi? Kalkmıştır. İyi, ben de geleyim de şu bizim kahvaltılıkları alayım bari. Gel. Biz öyle ne kan davaları gördük ya. Kavgalı iki köy vardı. Döve barıştırdık. Bastık sopayı. Barıştılar tabii. Ağlama kız. Ağlama o şerefsiz herif için. Nasıl ağlamayayım abi? Ya düştü bir çukura öldüyse? Bir laf olmaz ona. Ağlama dedim. O pis herif için ağlamıyor musun? Kanım beynime sıçrıyor. Yapma Nurim, bak mosmor oldun yine. Allah korusun. Elimde değil Lale. Keyfimden mi morarıyorum? Kız ağlamasana. Kız ne olur sen de dişini sıksan da delirtmesen şu adamı. Sıkamıyorum yenge, ne yapayım? Öleceğim derdimden. Nereye gitti bu şimdi? Gelir o yüzsüz, gelir. Görürsünüz. Saklanmıştır bir yere. Ya öldüyse abi? Ölmez o, ölmez. Hepimizi öldürür de ona bir şey olmaz. Hala nerede? Bekir'i aramaya gitti abi. Bak nasıl yüzüyor o yaşta kadını. Hayvan herif. Hah, geldi işte. Hala bir haber var mı? Yok, kayıp çocuk. Herkese sordum. Hala gel bir lokma bir şey ye. Bak kahvaltı hazır. Bir şey yiyecek halim yok kızım, sağ ol. Ulan Nuri, bak benim bir tek oğlum var, o kadar uzun boylu değil. Ne olmuş 5000 markını yemişse, canından daha mı kıymetli? Ben vereyim sana be. Boşuna telaşlanma hala. Bu aptala da söylüyorum. Görürsünüz, çıkar gelir bir yerden o hiçbir şey olmamış gibi. Ya gelmez? Allah Bekir. Nedir bu haliniz baba yiğit? Çoluk çocuğu da perişan ettin. Beyaz peyniriniz bir yerde, kızın sütü bir yerde olmaz. Koskoca işletmecilik yapmış adamsın sen ya. Battık paşam. Yapamadık işletmecilik falan. Borç ödüyoruz. Topara gelir ya. Olur mu böyle orada burada siftinlere çoluk çocuk? Hadi Bedri, gidelim konuşalım şu kebapçıyla. Konuşalım paşam, buyurun. Aman paşam, dikkat edin lütfen, adam silahlı. Evet paşam, lütfen dikkat. Size ters bir şey söyler, siz ona deli diyorlar, baksanıza. Hiçbir şey yapamazlar ya, merak etmeyin. Ne yaparım ben adamı? Alır elinden silahı, çak. İyi günler efendim, görüşmek üzere. İyi günler efendim. İşin zor Güzide bu adamla. Ya daha iyi anlıyorsun şimdi beni değil mi? Anlamaz olur muyum Şeri? Her zaman anlıyorum seni. Ay.
Ne bekliyorsunuz be? Hadi yesenize bir şeyler. Kimsede bir şey yiyecek hal mi kaldı ulan? Oğlum kim bilir nerede sersefil can korkusundan. Ya öldüyse Allah. Ah ah. Şu eve girdiğinden beri bize bir mutluluk tattırmadı eşşo olacak. Yapma Nurum, yapma Allah aşkına. Küt dedek duruverir sonra kalbin. Bırak ya. Afiyet olsun. Oo, buyurun paşam. Oh. Buyurun, daha başlamadık, birlikte yiyelim. Sağ ol teyze, başka zaman inşallah. Bizi de hanım bekliyor. Oğlunu merak etme, emin ellerde. İki de nöbetçi diktik başına. Oh çok şükür ya Rabbim. Yaşıyorlar. Demedim mi size? Nerede o şerefsiz? Önce konuşalım babayı, gel bakalım böyle. Gelin paşam, bir dakika. Ah, çok şükür sağ salim bulundu ya. Çok şükür ağlan. Nerede buldular acaba? Jandarma da herhalde kız, nöbetçi falan diyor adam. Can korkusundan kaçmış Nuri Bey. O da yaptığına bin pişman. Pişman olmaz o hiçbir şeyden albayım. Köpek gibi olmuş, sığmış çadıra tir tir titriyor. Bak babayı, bu böyle olmaz. Karım da kalp çarpıntısından sabaha kadar uyuyamadı ya. Çağırırım jandarmayı, çekerim karakola. Gerisine karışma, tamam mı? Paşam, ben ister miyim huzursuzluk çıkmasını? Ben de kalp hastasıyım. Kalkın ta Almanyalardan kafamı dinlemek için şuraya geldim be. Rahat durmuyor ki her gelen. Her dakika çıldırtıyor beni. Konuşacağım babayı, çekeceğim onun kulağına. Ha? Adam çılgın Ümran, görmedin mi hareketlerini? Çocuk gibi vallahi. Paşam abi. Evet canım. Kumsalda bize hayali atış talimi yaptırdı. Ha! Uyuyor mu koca? Uyandı galiba. Dünya yıkılsa umurunda değil adamın. İçiyor rakıları, yiyor soğanları, sonra horul horul. Günaydın efendim. Beni mi emretmiştiniz? Bizi mi dinliyordun sen içeriden gizli gizli? Hayır efendim, şimdi geldim. Niye dinlesin abla, şimdi geldi. Bu ne kıyafet Selim efendi? Ne var efendim kıyafetimde? Bizi taciz etmek için donla mı dolaşıyorsun artık evin içinde? Rezalet. Don değil efendim, ne münasebet. Biraz rengi kaçmış ama şort bu. Ne yapalım, paramız yetmiyor yenilerini almaya. Paşa geliyor. Ne yaptınız paşam? Bir güzel açladım, mum gibi olduk herif. Oh çok güzel, çok güzel. Günaydın paşam. Günaydın babayı. Bu ne başımızdukluk ya? Önüne gelen silahlanıyor memlekette. Pompalısı, havalısı, otomatiği. Gidiş çok tehlikeli paşam. Çok çok. Yalnız bazıları da korunma duygusuyla silahlanıyor paşam. Bazı yerlerde polise güven kalmadı. Ama ya, toplamak lazım hepsini. Paşa ağır konuşun Nuri Bey'le Meliha. Öyle bir hizaya getirdi ki maşallah. Söyledim Bedri, duydum. Daha kaç kere anlatacaksın? Tamam. Meliha abla, tutukluya gidelim de şu salamdan alayım mı? Boğazımdan geçmez vallahi. Al tabii canım, ne soruyorsun? Buyur. Sağ ol. İki dilim de nalen için alayım o zaman. Ha Meliha abla? Bir de bizim yarım karpuzumuz olacaktı sizde galiba. Bilmiyorum Rıfat. Takip edemiyorum artık geleni gideni. Baksaydın dolaba. Baktım göremedim de. Çocuklar yemiştir o zaman. Alırız size bir karpuz. Sağlık olsun Bedri abi ya. Lafım olur. Karpuzun. Hadi görüşürüz. Her şey için teşekkürler. Bir şey değil. Ha Rıfat. Bekir Bey'e söylemeyi unutma. Korkacak bir şey yok. Gelsin buraya, ben götürüp barıştıracağım. Paşam konuştu. Söyleyeceğim Bedri abi, unutur muyum? Şimdi hemen. Sağ ol. Bunların karpuzu salamı da bana dert Bedri. Ne yüzsüz şeyler bunlar ayol. Gelsinler kahvaltılarını burada zıkkımlansınlar bari. Arada çocuk var Mila. Çocuğun hatırı için idare edelim, yazık. Bana da yazık Bedri. Beni hiç düşünen yok. Kovacağım vallahi. Fırlatıp atacağım dolaptaki sütlerini, peynirlerini. Yapma Meliha, şurada sayılı günler. Sen onu bir de bana sor, nasıl geçiyor o sayılı günler? Gelin hanımın da elini bir şeye sürdüğü yok çok şükür. Günaydın. Günaydın. Anneciğim nasılsınız? İyiyim kızım, sağ ol.
Aa, bu olmadı ama. Ben hazırlayacaktım hani kahvaltıyı. Siz nasılsınız? Sağ ol kızım. Nasıl olalım, bildiğin gibi işte. Yarın sabah ben hazırlayacağım. Lütfen. Darılırım valla. Billur, kahvaltı hazır mı sevgilim? Hazır sevgilim. Gelebilirsin. Gelin öyle üstümeze doğru aşağı. Oo baba ya, sana da her hareketimiz batıyor. Görüyor musun gelinimizi Bedri? Ne utanmaz şey. Kahvaltıyı kendi hazırlamış gibi sanki. Of of, bıktım Allah'ım ele, bıktım. Acıktım anne. Yiyeceğiz şimdi kızım. Baban gelsin, babanı bekliyoruz. Aa bak, ekmeğimiz de geldi. Günaydın. Gelecek şimdi. Borç mu var? Gelince söylerim. Allah Allah. Ne yaptı bunlar ya? Gelen giden yok mu? Yoktur beyim. Saklan sen. Kimse yakıştırmayız, merak etme. Hışt! Dur orada! Yakarım, burası yasak bölge. Lan Aydar, tut şunu. Git gel hemşire, paşamızın emri var. Bekir beyim, dilsiz geldi, ne yapalım? Dilsiz mi? Ha, bırak gelsin. Gel imdat. Ne onlar? İmdat, benim burada olduğumu kimseye söylemedin değil mi? Aferin. Nur abimi gördün mü? Ne yapıyor bizimkiler? Vah anam vah. Ne diyor beyim? Bir terbiyesizliği varsa emret. Çıkayım az ortasında iki tane. Yok yok, bırak bırak. Nerede kaldın yine Rıfat? Aşk olsun, öldü kız açlıktan. Baba öldüm açlıktan. Ne yapayım hayatım? Ancak dilenci gibi 40 kapıdan onu bunu topluyoruz. Dur hemen geliyorum. Şu Bekir Bey'e müjdeyi vereyim. Bekir abi, saklanmana gerek kalmadı. Paşa konuştu. Tehlike geçti. Konuştu mu? Yapmayacak mı bir şey? Evet abi. Albayım seni bekliyor. Barıştırmaya götürecek. Rahat ol. Oh çok şükür. Gözün aydın beyim, geçmiş olsun. Sağ ol hemşerim. Lan kamat, oturma, ellerini tut. Dur lan paşamızın emri. Hadi fırla. Evet. Dur beyim de, sen de vereceğiz. Kaçmıyoruz ya. Allah Allah, kiracıdan para bekliyoruz oğlum. Şşş, verir aslanım. Sıkmaz etmesene adamı. Rıfat geliyor musun? Tamam geldim. Nasıl? 15.9.5 biraz yüksek. Her şeye sinirleniyor ana. Allah açtırma benim ağzımı şimdi, hemşirenin yanında. Sakin ol, hadi sakin ol. Tehrizine de dikkat etmen ya lazım biraz Nuri abi. Evet abi. Pardon, ne bulsan yiyorsun. Hayır söylemeyeyim dedim ama. Kız sen de mi doktor kesildin benim başıma? Fena bir şey mi söyledi kız şimdi oğlum? Hayırlı olsun, sünnetin gününü kararlaştırdınız mı? Daha konuşmadım. Babası gelsin de. Burada değil mi? Nereye gitti babası? Burada burada. Şaşkın şaşkın konuşmasana kızım, sen de duyan da başka manaya çekecek. İşleri var da biraz Burhaniye'ye gitti. Burhaniye'ye gitmiş. Kaçtı desene şuna sen hala. Gebertecektim az kalsın ipi. Elimden zor kurtuldu. İyi, herkese ilan et ailede olup biteni bari. Benim ilan etmeme gerek yok hala. Herkes biliyor senin oğlun ne bok olduğunu. Abi kocama bok diyemez. Oğlumun babası o. Ses kes. Yırtarım ağzını seninle. Oğlunun babasıymış. Oğlunun babası olmasa zaten şuraya yanıma yaklaşabilir mi acaba? Şerefsiz. Benim adıma 5.000 mark borç almış. Hadi yine başladı. Nurim, hani kapatmıştık o konuyu? Nasıl kapatırım Lale ya? Bu da benim namusum. Laf söyletmem kimseye. Nur abi, Allah aşkına sakin ol. Bir şey sordum, pişman oldum.
Deli be deli. Durup durup hep aynı şey. Bizi de sinir hastası yaptı. Nuri Bey. Nuri Bey. Buyurun albayım. Biz geldik. Hoş geldiniz. Anne babam geldi. Aa, yavrum. Evet oğlum geldi. Yavrum. Yavrum ne özledim seni oğlum. Hadi gözün aydın. Sağ ol Menekşeciğim. Güle güle. Bana bak. Sen şu çocuğa dua et. Aman Nuri Bey. Siz artık kendi aranızda konuşur anlaşırsınız bizden bu kadar. Tabi albayım tabi tabi. Eksik olmayın. Size de zahmet oldu zaten. Allah razı olsun. Rica ederim. Görevimiz. Gelebilir mi Bekir Bey? Herhangi bir sorun yok değil mi? Yok albayım. Gelsin şerefsiz. Teşekkür ederim. Aman Bekir Bey. Bundan sonra dikkat edelim lütfen. Olmasın böyle şeyler. Tabii albayım. Ben de isterim olmasını. Karımın çocuğumun yanında böyle tatsız şeyler. Benim şurada kime ne zararım olmuş bugüne kadar? Oğlum. İyi günler. Yavrum gel oğlum gel. Ölümlerden döndü baba. Ah. Bütün gece gözümü kırpmadım. Sinekler yedi her tarafım. İyi hoş geldin yok mu Nesrin'im? Hoş geldin. Anam. Niye öyle surat asıyorsun bana? Ne yaptım? Daha ne yapacaksın ulan ha? Daha ne yapacaksın? Gelmiş bir de haklı hukuklu konuşuyor muyuz? Anne çıldırdın mı? Çıldırdım. Almışsın adamın namından bahtlarını. Ahlaksız. Haydi olmaz olaydım senin gibi evladım. Oh, anne vurma çocuğu yana bırak. Barisalar da sonları iyi değil ondan imdat. Nuri bir gün o Bekir'i küt diye vuracak görürsün. Aman aslanım işine bak sen de. Kim vurduya gidersin. Dolaşma fazla ayak altında. Hayır aferin. Artist olacağım. Film çevireceğim hevesiyle burnunu sokma onu bunun içine. Yanarsın. Sen alt tarafı bakkalsın oğlum. Ha, aldın mı Rıfat Bey'le dön hesabı? Kirasında para mı bekliyormuş? Oh, ölme şem ölme. Hadi hadi götür şunları hadi. İyi günler. İyi günler efendim buyurun. İmdat baksana buraya. Vergi memuru falan mı lan bu yoksa? Bir şey soracağım. Buyurun beyefendi sorun yardımcı olalım. Harun Bey'in evini arıyorum. Harun Bey'in evi mi? Dur evladım gitme konuşuyoruz. Ne diyor? Hiç efendim aptal aptal konuşuyor. Bir işiniz mi vardı Harun Bey'le? Var. Ben kooperatif üyesiyim de. Ha şu belediyeyle birlikte yaptıkları. Evet. Gittim yerini gördüm. Şimdi oradan geliyorum. Rezalet yahu vallahi rezalet. Ortalıkta ne inşaat var ne bir şey. Bir tabela koymuşlar. Ağaçları kesmişler. Biraz biriket yığmışlar. Oo, 5 yıldır orası öyle beyefendi. Çok para ödediniz mi? Vallahi kardeşim 3 yıldır tıkır tıkır senetlerimizi ödüyoruz ama. Vah vah Allah sabır versin. İşiniz zor birader. Bitmez o kooperatif bitmez. Bitmez. Başlamamışlar bile nasıl şey bu? Koy oraya bir tabela. Birader bizden duymuş olmayın ama kaçakçıymış bunlar. Belediye de almışlar avuçlarına. Ne diyor? İnsaf yok bunlarda diyor. Hakikaten çok insafsızlanmış. Yuh be. Tutmuş bir dizi bu efendim. Reytingi yüksek. Halk beğeniyle izliyor. Ne istiyorsunuz daha? Biraz da sanat yapalım istiyoruz ama Haruş. Bırakın evladım. Sanat manat boş şeyler bunlar. Adam türküsünü söyleyecek. Sahilde şöyle sevgilisiyle bir yürüyecek. Bitti. Ragıp evladım duyuyor musun Harun Bey'i? İşte işin özeti bu. Bir iş adamı konuşuyor karşında. Öğreneceğin çok şey var daha. Ben ne derseniz onu yazıyorum zaten hocam. Yazarlığı bıraktık. Şimdi Harun abi güzel söylüyorsun da delikanlının kanunu olacak. Bir sept ayak mı yiyeceğiz bu dizide? İntikamımızı alacağız herhalde değil mi? Alacaksın tabii Muho. Seni ezdirir miyiz? Sağ ol abi. Şamaroğlanı olmayalım da dizide. Olur mu canım? En başta ben çekmem. Benim de özel şartlarım olacak patron.
Ne gibi güzelim söyle. Vallahi bilmem. Bastıran kendine ağırlıklı rol yazdırıyor burada. Aa, nasıl olur canım? Oluyor vallahi. Bizim de bir kariyerimiz var. Buraya figüranlık yapmaya gelmedik herhalde. Kimse gelmedi canım. Bana söylüyorsan bunları. Herkes kendini bilir. Biz taşlarımızı atalım da. Bana bak Samatya güzeli, terbiyeli konuş. Konuşmuyorum lan. Prodüktör karısıyım diye havalara mı girdin? Ne dedin ne? Aa, yapmayın hanımlar, konuşuyoruz ayıp oluyor. Yakışmaz. Bana ihtiyacınız var mı Harun Bey, geldim. Hayır. Sen karışma. İn aşağı bakayım. Burada kendi aramızda konuşuyoruz. Zaten canım sıkkın. Git. Sen de sakin ol Harun. Aa, ne var bunda bu kadar büyütecek canım? Aa, herkesin rolü belli. Evet efendim. Kıskançlık konusu olacak bir şey yok ki orada da. İkisi de birbirinden güzel rol. Oturduğun yerde kalın. Adamın kafasını bozma bak. Buyurun. Nerede kaldın Yeter Hanım? Seni bekliyor misafirleriz bak. Ne yapayım Harun Bey? Tüp bitmiş, tüpü değiştirdim. Çok konuşma, servis yap çabuk. Uzakmış ya, daha çok var mı? Efendim? Neyse, anlamadım ama orada bizi iyi şeyler beklemiyor herhalde. Gidelim hadi. Senaryodaki dengeler nasıl bozulur efendim? Bunlar öyle roller ki. Ragıp şimdi sağ olsun döktürmüş. Aferin abi. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Ayrı dünyalardan iki kadın. Okurken zaman zaman gözlerim doldu. İkisi de aynı adamı seviyorlar. Ben öyle bir şey yazmadım hocam. Ragıp sen bunu hep yapıyorsun. Şimdi yersin sopayı. Bir şey anlatıyoruz burada. Tamam. Yine mi geldi bu dilsiz? Ben ısmarladım Haruş. Çal da şu klaksonu. Yeter, yeter. Koş al şunları. Yeter Hanım, koş. Geldim. Sana şunu öttürme demiyorlar mı ulan? Bartmasana insanı misafirlerin yanında. Dur. Dur, aç torbaları. Çok konuşma, emir böyle. Ne diyor dilsiz? Her seferinde torbalara niye bakılıyormuş anarşi sarar gibi? İtiraz yok, bakılacak. Harun Bey, iyi günler efendim. Efendim? Belalın geldi Harun abi. Aa, bu yine burada. Bir dakika beyefendi, giremezsin. Konuşacağım efendim, bir şey söyleyeceğim. Ne var bunda? Yavru, rahat bırak misafirimizi. Hoş geldin ortak. Hoş bulduk efendim. Yani ortak, sen de hep böyle zamanlarda gelirsin. Toplantımız var. Nasıl buldun burayı? Arkadaş onu biliyormuş sağ olsun. Sen getirdin ha? Hadi al arabanı, çık git buradan. Defol, gözüm görmesin seni. Duydun mu? Hadi yallah. Yavrum sepette şu plasemi sizi. Hadi hemşerim, canımızı sıkma, yürü. Yürü. Hadi. Ortak, anlat bakalım ne var ne yok. Kooperatif inşaatından geliyorum Harun Bey. Ortada ne inşaat var ne bir şey. Daha temel bile atılmamış. Ne diyorsun ortak, olur mu öyle şey? Sen başka bir yere gittin herhalde. Hayır efendim, koskoca tabelası asılmış. Nasıl başka bir yere gitmiş olabilirim? O zaman sen 5. kısma gittin. Tabii oralara daha temel filan atılmadı. Hay Allah, boşuna yoruldum. Ben gezdireceğim seni ortak, bizzat. Aman efendim, zahmet olacak. Ne zahmeti ortak? Bizim için zevk. Hay Allah. Ben de yıl sonunda anahtarları teslim edeceklerdi. Bu ne hal böyle diyorum. Edeceğim ortak 31 Aralık'ta. Bizim sözümüz namus sözü. Evet. Bir evet, içki ikram edelim. Otur, dinlen biraz. Başın kalabalık maşallah Handan Hanım. Nasıl, anlaşabiliyor musun güzellerimizle? Aramız çok iyi başkanım. Belli. Aman ha. Ağırlamada bir kusurumuz olmasın. Kefe koyarlar memleketlerine gittikleri zaman bizi.
Memnun kalmaları için elimizden geleni yapıyoruz başkan. Yok, Allah için şimdi hizmet mükemmel. 10 numara. Nerede kaldı bu Şeref Bey ya? Giyiniyor sayın başkanım. Kaç saattir giyiniyor bu adam canım? Hadi giyinsin de gidelim, işimiz var ya. Sevgi Bey, çüş. O nasıl bakmak lan kızlara? Vallahi onlara değil sayın başkanım, daldım. Belli, daldın çıkamıyorsun. Ayıp, ayıp. Onlar senin misafirin. Sen de kötü bakıyorsun kızlara Metin, yiyecek gibi, çok ayıp. Kim? Ben mi? Hayır efendim, ne münasebet. Hadi hadi konuşma, ben görüyorum, hadi. Yürü bakayım işine, dikilme orada öyle. Cengiz, buraya gel çabuk. Geldim abi. Ne duruyorsun orada? Doğru işinin başına. Bu da bakıyor, bu da. Rahatsız ediyor kızları. Ahlaksızlar. Vallahi koyarım kapıya ikinizi de. Ne ayıp ya. Canım, insan misafirlerini böyle yiyecekmiş gibi taciz eder mi ya? İnsan bunlara bakmaya kıyamaz mı? Memlekete turist gelsin, döviz aksın diye şurada yırtınıyoruz. Çevir lan sen de başını Sadık. Duydun mu beni hayvan oğlum? Duydum sayın başkanım. Don't worry yavrularım, don't worry. Yedirmez Fikret amcanız sizi o kıllılara. Başkanım, ben bu Şeref Bey'den şikayetçiyim. Ne var Yaprak Hanım, hayrola? Kızların hepsine seni seçtireceğim diye mavi boncuk dağıtıyor. Aa, olmaz öyle canım. Kim daha güzelse o kazanacak. Bacağının kalçasının hakkıyla. Ya özür dilerim de, bu Şeref iyi adam, hoş adam da biraz şey mi bu? Hello girls, how are you? Hello. İnsan lafın üstüne gelirmiş. Şeref Bey buyurun üstadım. Ay, hiç oturmayayım, hemen gidelim. Çok beklettim mi başkanım, özür dilerim. Estağfurullah efendim. Aa, senin bıyığını yesinler. İş bitirici fırtına başkan seni. Hadi gidelim. Hadi efendim, buyurun. Toplayalım şu jüriyi artık. Emrinizdeyim sayın başkan. Buyurun. Fonda yavrum, güzellerin başına ayrılma ben geri dönene kadar. Oraya buraya dağılmasınlar. Hiç merak etmeyin Şeref Bey. Buyurun. Buyurun. Dayı hadi görüşürüz. Balık mı tutacaksınız? Çocuklar istiyor abi. Koryoz çıkıyor dayı. Bir şansımızı deneyeceğiz. Hadi bakalım rastgele. Sağ ol. Sen o motora binebilecek misin Peri'de? Hani korkuyordu. Alışacak teyze, bir denesin. Bakalım, çok sallarsa inerim. Hadi güle güle. Koskoca paşa yukarıda pantolon ütülüyor. Şunların haline bak. Oturmuş oraya. Oh, bu da kadınlık mı? Karışma. Adam sabrediyor. Bir gün patlayacak ama bakalım. Teyzemler daha ne kadar burada kalacak anne? Bilmiyoruz ki oğlum. Alo! Yeğeni şopin! Aman yarabbim. Ateşi başına vurdu herhalde paşanın. Bana mı seslendiniz paşa? Evet Yüzüne Hanım, size. Doğrudan doğruya size. Nedir efendim, bir problem mi var yine? Görmüyor musunuz halimi? Çıldıracağım yallah ya. Bu evde gömleğini buluyorsun, pantolonu yok. Pantolonu buluyorsun, gömlek yok. Bulmuşsunuz işte, ne o elinizdeki? Siz buna pantolon mu diyorsunuz hanımefendi? Bu halde ben bu pantolonu nasıl yerim ya? Çıldıracağım vallahi, rica ederim. Bize mi geldi bunlar? Galiba. İyi günler efendim. İyi günler. Saygılar paşam. Saygılar bizler efendim. Buyurun. Kim bu ya? Efendim maşallah konsolos bey de buradalar. Rahatsız olmayın Allah aşkına. Ama lütfen efendim, daralarım valla. Buyursunlar efendim. Efendim tanıştırayım.
belediyemizin düzenlemiş bulunduğu uluslararası zeytinyağı güzellik yarışmasının organizatörü Şeref Bey. Öyle mi? Memnun oldum efendim. Bendeniz Ümran. Efendim, benim için ne büyük bir mutluluk, anlatamam. Ay, kalbim nasıl çarpıyor şu anda. Ay, ne güzel bir beldeniz var. Konsoloslar, paşalar bir arada. Kız kardeşim Güzide. Hakikaten adı gibi Güzide bir hanımefendi. İlk bakışta temayüz ediyorsunuz yani. Asalet başka şey efendim. Ay, öpebilir miyim? Ah, mil mersi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şeref Bey'in sizden bir ricası olacak. Nedir acaba? Bizi kırmayacağınızı ümit ederim Konsolos Bey. Paşamızla birlikte sizi jüri üyesi olarak aramızda görmek istiyoruz. Jüri üyesi mi? Paşayla? Evet, şeref verirsiniz. Ne dersin Güzide? İyi olmasın. Olur olur. Kırmaz bizi Konsolos Bey. Paşamızla da konuşuruz. Ne konuşuyorsunuz orada ya? Hayrola, bir vukuat mı var? Ah paşam, bu ne hal? Hay Allah, dalmışım ya. Özür dilerim. Gülüyorsunuz ama hanımefendi, ötürü bir pantolon bulduk da giymedik mi? Aman paşam, ne bir iş var. Ay, rica ederim. Rahatınıza bakın. Ay, şu güzel doğanın içinde hepimiz böyle seni serpe çırılçıplak olabilsek. Pırıl pırıl yaptım Nur abi, arabayı bak. Aferin. Yavaş süreceksin ha. Duydun mu? Bağırtma beni çoluk çocuğun yanında. Tabii Nur abi. Sen nasıl git dersen öyle. Şu araba gaz vermeden de gidiyor vallahi. Doğru, aman oğlum. Güzel güzel gidelim. Aklım sizde kalmasın. Gidiyoruz işte hala. Bir şey yok. Sen onun mikropoluna sonra. Ulan bana bak. Nur abi ne derse, tamam mı? Tamam anam. O kadar. Sinirlendirme adamı sakın yollarda. Hala, şimdi tatlı tatlı çarşıya gidiyoruz. Niye söylüyorsun bunları, pardon? Hakikaten zorla tadımızı kaçıracak yani. Oo, başkan geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nurim, hayrola, nereye böyle cümbür cemaat? Yeğenime sünnet elbisesi falan alacağız da hazırlık. Burhaniye'ye gidiyoruz. Hadi hayırlısı. Kestirecek misiniz efendim? Vakti gelmiş maşallah. Daha fazla bekletmemek lazım. Sizin otelde yapacağız merasimi başkanım. Havuz başında. Bekir, babası sen misin bunun? Allah bağışlasın. Tabii canım, güzel adamın böyle güzel oğlu olur. Sağ olun efendim. Tövbe yarabbim. Bu kim ayol? Organizatörmüş hala. Niye öyle makas alıyor kocamın yanağında? Kız kız duyacak adam. Duyarsa duysun, Allah Allah. Fikret, bize selam yok mu ulan? Aa, olmaz mı halam, telaşımdan. Hepiniz de bir havalara girdiniz maşallah. Nuri. Ay, nasılsın Nunuş? Teşekkür ederim efendim. Pek de kibar. Şurada durduk, görür görmez tanıdım seni. Bu Nuri dedim. Ay, ne oldu eline yavrum? Kaza efendim, kaza. Ay, kıyamam, geçmiş olsun. Sağ olun. Şimdi bir şey geçirivereceğim kafasına bana. Sus. Güzel insanlar, güzel. Ay, iyi ki geldim şuraya. İçim açıldı vallahi. Nuri yavrum, katılacak mısın bizim jüriye? Katılırız efendim, siz uygun görürseniz. Uygun uygun. Senden iyisini mi bulacağız? Ama 10.000 mark yardım yapacaksın beldeye. Yaparız. Biz de yaparız başkanım. Biz de alın jüriye. Bekir, hayır diyorum. Jüriye falan girersen ölümü gör. Otur lan sen oturduğun yerde. Kışına giyecek donu yok, kalkmış yürüye girecekmiş. Neymiş Allah Allah. Her şey var çok şükür. Artık sen de çocuğu yabancıların yanında küçük düşüreceğim diye. Teyzeciğim, biz yabancı mıyız Allah aşkına? Dur beni de, şimdi alışırsın. Ne var bunda anne, saçmalama. Siz saçmalıyorsunuz, ne bu hırs, içim dışıma çıktı. Gösteriş mi yapıyorsunuz aleme? Anne bağırma, yarım yolda gidiyorum. Sakin ol Feride, sakin ol. Olamam, hani balık tutacaksınız. Anne tutacağız, bağırma. Bu kadın da denizde çıldırıyor. Korkuyor kadın canım, ne yapsın. Savaş. Efendim. Kaç liradır böyle bir şey? Ben ne bileyim, en az 600-700 falan var teknesiyle.
Ah şimdi olacaktı ki biraz para. Şurada ne keyif. Ah anasını satayım. Batırmasaydım şu işi. Savaş. Efendim Rıfat abi. Ne pişiriyor kocam annem bu öğlen? Bilmem. Galiba karnı yarık. Of be. Tereyağlı domatesli bir de pilav yanında. Acıktın mı? Felaket. Kusura bakmasın ama ben de kayınvalidemi hiç anlamıyorum. Devamlı mutfakta. Devamlı yemek bulaşık, yemek bulaşık. Hakikaten de hastalık derecesinde titiz yani. Canım gelmişsin şuraya yazlar. Biraz denize gir. Ne diyorum biliyor musun Nalan? Efendim canım. Şurada balık ekmek satmalı. Ayş, hadi be sen de. Ne para kazanırız biliyor musun? Ah anasını satayım ha. Şu keresiler kadar bile olamadık şu hayatta be. Lan oğlum Haydar. Biz biraz köşeyi döneceğiz inşallah Fikret Başkanımızın sayesinde. Karpuz, bal. İnşallah usta. Karpuz, bal. Allah Allah Allah. Bu nasıl karpuz? Çavuş! Buyur amirim emret! Sayın başkanım konuşacak sizinle! Konuşsun amirim! Emir başımızın üstüne başkanımızın! Koş lan Haydar koş! Yürü! Bana bakın! Bir açığınızı görmeyeyim ha! Çok değerli misafirlerimiz var beldemizde! Ona göre okurum canınıza! Okursun başkanım ne demek? Duydun lan Haydar, gözünden aç. Kızdırmayın başkanınızı, sonra fena olur. Ay duydun mu bıyıklı? Duydum beyim, başla. Bedava deniz, kum yok kimseye. Yok başkanım, tövbe. Hadi bakayım. Dikkatli olun, karışmama. Buyurun Şeref Bey. Buyurun başkanım. Lan oğlum Haydar, o başkanımızın yanındaki adam nasıl adam öyle? Ben de bileyim usta. Tövbe, biraz tuhaf. Of, ne bitmez çilem varmış. Bıktım yazlığından da kışlığından da. Allah kahretsin. Melih yapma bunu, harap etme kendini. Vallahi çok üzülüyorum. Bırak ne yenlerse yesinler. Götür beni Bedri. Tahammülüm kalmadı artık. Nereye? Gidelim, dönelim Ankara'ya. Gelininle oğlun da bildikleri gibi yaşasınlar. Otur Melih, otur, otur. Konuşacağım o saygısızlarla da. Of, bittim, bittim. Ne konuşacaksın Bedri? Konuşacaksın da ne değişecek? İstemiyorum ben yazlık mazlık. Ankara'ya döneceğim. Çıldırtır bunlar adamı ya. Nasıl insan bunlar böyle? Allah Allah! Ne yapacağımı şaşırdın Bedri! Bedri bu gene geldi! Buyurun paşam! Sana geldim Bedri! Oturuyor muydunuz? Oturun oturun! Özel bir şey mi konuşuyorsunuz yoksa? Her zamanki dertler paşam! Dert bitmiyor ki! Öyle! Ah hemşire ah! Ya benim derdim? Bir şey mi oldu yine paşam? Oldu ya! Ah Bedri ah! Bende hiç kafa yokmuş ya! Nesine aşık olmuşum bu kadına ben? Topladım eşyalarımı, sana geldim. Olmaz, yapamayacağım. Kurtar beni bu kadından Bedri, babamsın. Ay, ay bana bir şey oluyor Bedri. Ne oldu Melih? Ah, gözlerim kararıyor, başım dönüyor. Ah. Başkan geliyor usta. Misafiri de var. Buraya mı geliyor? Buraya, buraya. Kalkın be. Karşılayın başkanımızı. Hadi. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sayın başkanım. Hoş bulduk. Bak size kimi getirdim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim.
Başkanım, tuttuğun altın olsun. Senin şu belediye yaptığını öpeceğim. Ne yaptık? Yaptıklarımız yapacaklarımızın yanında solda sıfır. Ay maşallah sana vallahi başkanım. Ne sevdirmişsin kendini. Tapıyorlar ayol sana. Severler biraz Şeref Bey. Tı maşallah. Alazar değer vallahi. Şurana bir boncuk az. Kalkalım beyler o. Oh, başkanımız geldi. Hoş geldiniz başkanım. Merhaba, hoş geldiniz başkanım. Sen de kalksana dayı. Hakkı kaşınma. Bırak bırak istemez. Otursun. Dünyaya muhalif geldi, muhalif gidecek. Hoş geldiniz sayın başkanım. Hoş bulduk. Buranın ayranı güzeldir Şeref Bey, içelim mi? Ha, içelim başkanım. Hızır aslanım, doldur bakayım şöyle köpüklü, buzlu birer tane. Derhal başkanım. Aziz, fırla. Müessemiz emrinizdedir. Alkışlayın değerli misafirimizi. Efendim kendisi uluslararası güzellik yarışmasının organizatörü. Bravo! Bravo! Ay bu ne sevgi, bu ne ilgi başkan. Öpüyorum hepinizi. Canlarım benim. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, Türk insanı bu işte başkan. Cesur, fedakar. Bu Şeref Bey, bu. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk teyzeciğim. Başkanınızın kıymetini bilin arkadaşlar. Kendisi değil belde başkanı, büyükşehir belediye başkanı olabilecek çapta bir insan. Alkışlayın. Sen de alkışlasana dayı. Hakkı kafamı bozma. İstemez alkışlamasın. Ah Osman Bey ah. Rahmetli olacaktı ki şimdi. Aa çok ayıp. Kim bu Osman başkanım? Bizim eski muhtar. Allah rahmet eylesin. Biraz aksi bir adamdı. Çağ dışı kalmış bunlar. Dünya globalleşmeye gidiyor. Bunlara kalsa hiçbir iş yapılmayacak. Öyle oturacaksın. Biz iş yapılmasın demiyoruz efendi. Yemeyin diyoruz, yemeyin. O ne zebella gibi. Ne dedin ne? Duymadın mı ne dediğimi? Çalmayın dedim, hırsızlık etmeyin. Allah kahretsin. Susturun şu deliği be. Ayıp oluyor misafirimizin yanında. Ağır ol dayı. Sen nasıl konuşuyorsun öyle sayın başkanımla? Aldırma senin lafları Fikretciğim. Kimse senin şu vatan için yaptıklarını inkar edemez. Ne demişler? Güneş balçıkla sıvanmaz. Öleyim kurtulayım da tez vakitte inşallah çok ararsınız beni o zaman. Söyleme öyle Melia. Allah göstermesin. Ben ne yaparım sensiz? Hadi 3 günde unutursun. Erkek değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Evlenirsin bile. Melia üzme beni. Üzül biraz üzül. Bak dışarıdakine, karısının üstüne 2 yıl dayanamadı evlendi de şimdi de boşanmayı düşünüyor ikinciden. O da nasıl kadınmış? Bir gömleğini bile ütülemiyor adamı. Oh iyi ediyor. Size öylesi lazım. Aptal mı bizim gibi? Yemek pişir, ütü yap. Bedri. Ben öldükten sonra hele bir evlen, vallahi hortlar gelir şöyle oyarım gözlerini. Melia iyi misin sen? Hı. Oh be Bedri, biralarda buz gibiymiş, yaşar. Afiyet olsun paşam. Haydi bakalım, sağla. Sağlığınıza paşam. Boşanacağım Bedri. Bu böyle yürümez. Paşam hemen karar vermeseniz. Yok boşanacağım. Ne yapıyor Melih Hanım içeride? Salata yapıyor paşam. Ya gördün mü bak. Şu kadının canı yok mu ya? Karının kıymetini bil Bedri. Bedri amca biz geldik. İyi günler. İyi günler kızım. Babacığım nasılsınız? Nasılsın kızım? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk babayı. Denizden mi böyle? Denizden. Su öyle güzel ki babacığım. Oh saatler oldu. Buz gibi bira da varmış Nalan. Siz niye geldiniz Rıfat? Biz bildirim misafiriz Bedri abi. Karnıyarık varmış. Kızım Melih Hanım'a yardım etsenize biraz. Toplayıp geliyorsun arkana bunca milleti.
Kadıncağızın orada karpuz keseceğim, salata yapacağım diye canı çıkıyor ya. Oo, karpuz da varmış Nalan. Panik yaratma babacığım. Şimdi hemen iki dakikada ısıtırız karnıyarı. Bitti. O kadar kızım, her şey hazır. Hizmetçiniz hazırladı her şeyi. Çak bir kibrit, sana zahmet ısıtıver. Aa, nereye Melia? Melia! Eyvah, Melia abla yine barut gibi. Nereye Melia? Karışma bana Bedri. Denize gidiyorum. Uzanacağım şöyle sere serpe. Ben miyim Allah'ın enayisi? Siz de ne haliniz varsa görün. Ayıp olacak ama Melia. Ayıp olsun diye yapıyorum zaten Bedri. Bile bile. Gelme peşimden. Heh. Melia. Güzide yavrum. Durum hiç de hoş değil. Bak çocuklar da gelecek az sonra. Selim Efendi Paşa'yı göremeyince bıyık altından gülecek. Ne yapabilirim Ümran? Adama biraz olsun iyi davranabilirsin Monabur. Bak çekti gitti. Hiçbir şeyimiz uyuşmuyor ama Ümran, nasıl iyi davranabilirim? Akıllı ol biraz Makokot. Sen de artık 25 yaşında genç kız değilsin. Paşa bu durumda boşanmayı düşünebilir. Ne oldu acaba? O dava mı? Hmm, aman ha, Harun seni duyduğunu bilmiyor. Tamam, biz de bir şey bilmiyoruz zaten. Tamam. Yeter, ne yapıyor Harun Bey? Telefonla konuşuyor. Tamam tamam, hadi bay. Bana soğuk bir bira getir yeterim. Tabii efendim. Bana da lütfen. Olur. Harun, konuşabildiniz mi? Konuştuk. Ne diyor? Anlatırım sonra. Özel bir şey konuşacaksanız ben kalkayım Harun abi. Yok yok abiciğim, otur. Haruş, bana bir mesajın yok mu? Öpüyor seni. Aa, aa, Şeref Bey geldi. Çok teşekkür ederim çocuklar. Selam söyleyin başkanıma. Bay. Buyursunlar efendim, saygılar. Mehmet yavrum, tabancan yanında mı? Nereye saklıyorsun onu? Ay korkutma beni. Şerefciğim hoş geldin. Hoş bulduk Haruşçu. Ver bana bir yanak. Harika haberlerim var sana. Bu iş bitti. Jürilerini seçtik, tamam. Oh, listeye bir bakarız. Buyur. Hepsini tek tek anlatacağım. Dosyamla geldim. Patlama. Sizin bu fikri ne kadar seviyor Haruş. Aferin yani. Çok hoş adam. Öyledir. Herkese söyledim. Tam büyükşehirin başkan olacak adam. O da olacak inşallah. Fikret tuttuğunu koparır. Ay koparır vallahi, çılgın. Hoş geldiniz efendim. Aman efendim. Bütün dünya güzelleri burada. Nasılsınız kraliçem? Teşekkür ederim. Yeter hanım. Bir soğuk bira da Şeref Bey'e getir. İçeyim hadi. Ay of, ay ne sıcak, öldüm. Aa, Arifciğim, kesmemişsin hala sakalları. Batıyor öperken. Figenciğim, sen nasılsın Melih'im? Durgunsun biraz. Ay çok yoruldum. Ama feda olsun böyle güzel insanlara. Şimdi efendim. Efendim, yarın bir yat gezisi yapıyoruz. Bu akşam yemeğimiz var biliyorsunuz jüri üyeleriyle. Tanışma yemeği. Sallanma yürü, sallanma. Patronlar bizi bekliyor. Akşama yemek varmış. Kızları mı kesiyorsun sen burada? Yok abi, ne kızı? Yemezler, yürü yürü. Foto. Foto, foto. Anına teslim. Muha. İster misin şöyle baş başa ha? Ne dersin? Çek abi. Kaçak bir şey yok. İstemez istemez yürü. Sen git ananın fotoğrafını çek. Fırlatır atarım şimdi o makineni de seni de şu hafıza ha. Edepsiz edepsiz konuşma kadın. Adamın kafasını bozma, patlatırım bak. Paparazzi maparazzi yok değil mi Yaşar abi? Yok be oğlum. Ne paparazzi? Çekim anında size veriyorum. Baksana. Duydun mu? Ellen, let's go baby. Ragıp, evladım, sen hiç manyağı mısın? Bırak şimdi şu senaryoyu da kızlardan birini tavlamaya bak.
Dil bilmiyorum ki hocam. Bu işin dili yok Rahimciğim. Bak şöyle. How are you? Hello. What's your name? My name is Tatiana. Tatiana. Are you from Russia? Yes. Kiss me please darling. Foto, İşte bu kadar evladım. Kolay gelsin Melih Bey. Eyvallah Yaşar'cığım. Bizim şöyle bir fotoğrafımızı çek bakalım. Tabii çekelim efendim. What's your name? My name is Eleni. Eleni. Gel bakayım sen de şöyle. Gel bakalım sarıl şöyle Melih amcana. Neler oluyor burada görüyor musun Ragıp? Görüyorum hocam. Ha? Memory. Ha? Yaşar'cığım. Havuzu da gör canım. Gördüm Melih Bey. Melih Bey bize de iş vereceksin değil mi dizide? Vereceğim dedim ya Yaşar. Bağırtma beni şu yavruların yanında. Hadi hazır mısın sen? Hazırım Melih Bey. Hadi bakayım. Hadi cheers baby cheers. İçim rahat etti Handan Hanım. Arkadaşlara da telefon ettim. Onlar da çok sevindiler. Kolay değil. 22 kooperatif üyesi benden haber bekliyor. Ben de sevindim. Sağ olun. Meğer o benim gördüğüm yer 5. kısımmış canım. 31 Aralık'ta bizim anahtarları veriyorlar. Gözünüz aydın. Sağ olun. Harun Bey büyük adam. Biz de dolandırıcı falan diye günahını aldık ama evine gittim. Görseniz kapıya kadar geldi, koluma girdi. Bana ortağın diyor. Yarın da yat gezisine davet etti sağ olsun. Oo iyisiniz güzeller falan. Evet. Bizde de bu akşam havuz başında jüriye yemek var. Güzeller tanıştırılacak. Baba baba biz geldik. Biz geldik anam. Bizim bekliyorsun orada. Hala bak torununa. Ah canım. Ah yavrum. Ah paşam. Baba annesi kurban olsun ona. Bugünleri de gördüm ya çok şükür. Pek de yakışmış. Delikanlı acım, olacak benim acım. Oğlum. Babaannesi delikanlı. Dayısı da paraya kıydı sağ olsun. Her şeyimizi aldı hala. Yeğenime paradan eğmiş. Feda olsun ona her şey. Büyüksün Nur abi. Hakikaten yani dayıların kralısın. Öpeceğim. Öpme. İstemem. Yalışmam ben. Uzak dur. Oğlum içinden geldi. Ne olur öpse. Öpmesin istemiyorum. Hoşlanmıyorum. Abi valla senin de bazen bir anın bir anına uymuyor. Ne demek istiyorsun kız sen? Deli miyiz yani? Salak. Lafını bil de konuş. Estağfurullah Nur abi. Hiç öyle şey söyler mi? Öpeceğim. Git ulan başımdan sen de. Yalışma. Nurim. Sıkıştın falan diyordun. Hadi gel gir koluma. Hadi. Hadi. Ya. Hala. Arayan soran var mı? Cep telefonumu almamışım da. Aradı ya senin ortak Helmut. Fantin fon bir şeyler söyledi ama anlamadım oğlum. Anlarız şimdi. Ne var acaba merak ettim. Niye söyledi şimdi adam? Ne var ulan? Pek telaşlandım birden Helmut'u duyunca. Yine gizli bir iş mi çevirdin yoksa? O ne iş hanım? Niye öyle söyledin o zaman? Adam yoldan geldi hanım yorgun. Kalbi sakat. Allah göstermesin. Kötü bir haber verirler şimdi. Bekir, bak doğru söyle. Bizim bilmediğimiz bir şey mi var yoksa? Yok Nesrin, telaşlanmayın. Ne oldu? Açmıyorlar mı? Meşgul. Bırak şunu. Hani çişin vardı? Gel hadi. Dur. Yaparım, yaparım. Bu daha önemli. Merak ettim, ne var acaba? Ah yavrum. Erkek olacak erkek. Dayısı da neler almış ama. Dayısı hanım yapacak biraz. Ha dayısı. İstemese bir kuruş koklatmaz. Ne mecburiyeti var ayrıca. Biz ne dayılar gördük öyle. Çok seviyor Allah. Canını verir bunun için. Yazık çocuklara olmadı ya. Şişt, yavaş konuş ulan. Şu adam iyi adam aslında. Hoş tutmasını bilseniz yağdırır yağdırır. Eli açık. Açık hanım. Aklından zoru var deli deli. Ne konuşuyorlar acaba? Amma uzun sürdü. Gel oğlum. Dolaşalım biraz sitede. Baba oğul. Havamızı atalım şöyle. Gel.
Gel yavrum. Danke schön. Dass du das mir gesagt hast, Herr Nut. Bak şöyle şey. Ich habe nicht zu dir gesagt. Tschüss, bis dahin. Ulan ben şimdi seni gebertmez miyim ha? Ne oldu gene Nurim? Bekir! 5000 mark da Zülfü'den borç almış benim adıma. Aa! Nurim! Nurim dur Allah aşkına, bırak, bak bir şey oldu. Bırak, bırak beni! Bırak beni! Nurim bırak. Yapma, gel Allah aşkına Nurim! Nerede o it? Ah. Gel lan buraya! Gel lan konuşacağım seninle! Erkeksen! Erkeksen o çocuğun arkasına sığınma! Kurban olsun Allah! Ulan! Ulan bana bak! Gel lan buraya! Gel buraya Zafer! Kaçma! Bana bak! Sen Zülfü'nün 5000 mark almışsın ha! İftira Nur abi, iftira! İftira ha! Ulan gebertsin! Herkes mi sana iftira ediyor? Nuri! Nuri!